Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu derse sizlerle video ders notları kitabımızdaki üslü sayı kavramını anlatmaya başlayacağız. 6. sınıfın ilk konusu olan üslü ifadeler konusuna başlıyoruz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi üslü sayı kavramını geçen sene görmüştük zaten. O zaman sadece karesini ve küpünü görmüştük. Şimdi artık 3., 4., 5. kuvvetleri aslında temel olarak üs alma nedir onu göstermeye çalışacağız. Yine burada baktığımızda temel olarak bizim ilk söylememiz gereken şey üs de alırken taban nedir? Kuvvet yani diğer adıyla üs nedir bunu söylememiz gerekiyor. Taban dediğimiz sayı üssün emrinde olan sayı diyeceğiz tamam mı? Niye? Çünkü yukarıdaki sayı emrediyor alttaki diziliyor. Yukarıdaki diyor ki 3 defa yan yana dizil bakalım diyor. Dizdikten sonra biz bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Buradaki en temel hatamız ne olur bizim genelde? Tabanla üssü çarpmak olur. İlerleyen zamanlarda belki bunu yapabiliriz. O yüzden şimdiden ben sizi uyarayım. Asla tabanla üssü çarpmayacağız. Ne yapıyoruz o zaman? Tabanı üs kadar yan yana yazıp çarpıyoruz. Burada bazı özellikleri vermemiz gerekiyor. Nelerdir onlar? Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Bunu sorularda özellikle böyle karışık bir işlem verip parantezin dışına sıfır yazarak sorarlar size. Çünkü dikkat etmeniz gerekir. Sıfırıncı kuvvet bütün sayılar için sıfır hariç parantez açacak olursak 1'e eşittir. Dolayısıyla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Sıfırı gördüğünüz zaman 1 yapıştırın geçin diyoruz aslında. İkinci bir özelliğimiz tüm sayıların birinci kuvveti kendisidir. Normal olarak yani 9'un birinci kuvveti denildiği zaman ne olacak? 9'u bir defa yaz diyor sana. Tamam bir defa yazarsam kendisi olur. 3'ün birinci kuvveti 3'ü bir defa yaz diyor. 3'ü bir defa yazarsam kendisi olur gibi. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bu da sorularda çok kullanılır. Mesela 1 üzeri 100'ü gördüğümüz zaman beyin diyor ki bize işte bu 100'e eşittir. Halbuki 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşit olduğu için biz orada 1'in üzerinde yazan sayıyı aslında önemsemesek de olur. Çünkü bütün kuvvetler zaten aynı çıkıyor. O zaman gelin birkaç tane örnekle bunları pekiştirelim. Şimdi bize verdiği okunuşlara göre sayıların kendilerini istemiş. Mesela 5'in karesi denildiğinde kare kavramı biliyorsunuz ikinci kuvvet anlamına geliyordu. O yüzden 5'in karesi 5 üssü 2 şeklinde yazılır. 3'ün dördüncü kuvveti 3'ün kuvvetini söylüyor bana. O zaman 3'ün dördüncü kuvveti. Burada okurken sayıların yerlerini karıştırabilirsiniz. O yüzden kuvveti denilen sonra gelecek. O karışmasın. 9'un küpü. Küp denildiği zaman da aklımıza 3. kuvvet gelmesi gerekiyor. Kare 2. kuvvetli, küp 3. kuvvetli. O zaman 9'un küpünde de ben 9 üssü 3 şeklinde yazıyorum. 3'ün 9. kuvveti diyor bana. 3'ün kuvvetini al diyor yani. 9. kuvvet dediği için de üstüne 9 yazmam gerekiyor. Aynı şekilde örneklerimiz devam ediyor. Sadece sayıların yerlerini dikkat etmeniz yeterli burayı için. Yandaki etkinliğimize bakalım. Demiş ki burada verilen üslü sayıları tekrarlı çarpım şeklinde yazın. Sonucu istemiyorum diyor yani. Tekrarlı çarpım. Yani diyor ki bu 4 üslü 3 demek ne demek? 4'ü 3 defa yan yana yaz çarp. Bunu biliyor muyuz bilmiyor muyuz? Bunu kontrol ediyoruz şu anda. 2 üslü 5 denildiği zaman da kimi yazıyorum? Bakın 2'yi 5 defa yazıyorum. Asla 5'i 2 defa yazmıyorum. Burada 5'i 2 defa yazmam gerekiyor. Bakın ikisinin farkı tepede kim varsa o bize alttakinin ne kadar yan yana yazılacağını söylüyor. Yukarıdaki adet alttaki çarpılacak sayıyı söylüyor. 7 üssü 4 denildiğinde de 4 tane 7'yi yan yana yazıyorum ve çarpıyorum diyoruz. Benzer şekilde örneklerimiz devam ediyor. Buradaki etkinliğe baktığımda bu sefer tersini istiyor benden. Tersi nedir? İşte kaç tane 10 var burada? Bunu bana kuvvet olarak yazar mısın diyor. Hemen bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman 10 üssü 6 şeklinde yazıyorum bunu. Bir sonrakine baktığımda 3'ler çarpılmış bu sefer de. Kaç tane 3 çarpılmış? Onları da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpılmış yine. O zaman 3 üssü 6 şeklinde yazıyorum bunu da. 4'lerden 3 tane çarpıldığı için 4 üssü 3 yazıyorum. Olay çok basit aslında. Kaç tane sayı çarpılmış? O sayıları üsse yazıyorsunuz. Tabana da zaten burada görünen sayı neyse onu yazmanız gerekiyor dedik. Peki geçiyorum diğer etkinliklerimize. Şimdi bu etkinlikte ne istemiş bize? Verilen sayıların küçükten büyükten küçüğe doğru sıralanmasını istemiş. Sıralama için benim değerlerini bilmem gerekiyor. Değerleri bir bulalım. Mesela 3 üssü 4 ayrı ayrı bulalım. 3 üssü 4 denildiği zaman 3'leri 4 defa yan yana yazıp çarpmamı istiyor.
Burada sırayla çarparak da gidebilirsiniz. Gruplandırarak da çarpabilirsiniz. Şöyle çarpalım bence. Bunları çarpınca 9 geliyor. Bunları da çarpınca 9 geliyor. 9 kere 9 da 81 sonucunu verecektir bana. 4 üstü 3'e bakalım bir de. 4 üstü 3 denildiğinde yine aynı mantıkla 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarpıyorum. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 sonucuna ulaştık. Sonra 5 üstü 2 denilmiş. 5 üstü 2 denildiğinde de 2 tane 5'i yan yana yazıyorum ve çarpıyorum. Bunlar çarpıldığında 25 sonucunu verdi. Son olarak 1 üstü 60. İşte bizim genelde burada sıkıntımız oluyor. Ama dikkat ederseniz aslında çok kolay. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşitti. O yüzden buraya 1 yazıyorum. Şimdi bize özellikle test sorularında, ben şimdi bunları buldum tamam ama benim bulduklarım değil, bana verilenler önemli çocuklar. Yani ben neyi sıralamak zorundayım burada? Verilenleri sıralamak zorundayım. Büyükten küçüğe denildiği için 81 burada en büyük görünüyor. 81 kimmiş? Şöyle ayırayım. 3 üstü 4'müş. 3 üstü 4'ü yazacağım. Sonra kim geliyor? 64 geliyor. 64 kimmiş? 4 üstü 3'müş. 4 üstü 3 olarak yazıyorum. Sonra 25 geliyor. 25'e bakıyorum. 5'in karesiymiş. 5 üstü 2 olarak yazdım ve en sonda 1 üzeri 60 olarak karşımıza çıktı. Yani bu tarz sorularda asla kendi bulduklarınızı sıralamayın. Çünkü zaten test sorusu ise karşınızda olmayacaktır o sıraladığınız şey. Sonra da bulamadım diye düşünmeyin. Çünkü buldunuz, sadece verilerini sıralamanız gerekiyor. Burada verilen eşitliklere göre bilinmeyenleri bulun demiş. Yani şunu demek istiyor sana. Diyor ki 2'nin kaçıncı kuvvetini alırsam 16 yapar. En kötü ihtimalle şunu yapabilirsiniz. Tahmin etmeyi yapamadık mesela. Kaçıncı kuvveti bilmiyorum. O zaman 16'yı elde edinceye kadar ikileri yan yana yazıp çarparsınız. Burada ben o zaman 2 çarpı 2 çarpı 2. Buraya kadar geldi. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Hala 16 yok. 8 kere 2 16 elde ettim. Kaç tane 2 kullandım? Cevabım o. Yani 4 tane. O yüzden A yerine 4 yazabilirim. Mesela 3 üzeri C eşittir 1 demiş. Önemli bir şey. Hangi durumlarda herhangi bir sayının değeri 1'e eşitti? Bu sayı 1 olmadığında tabii ki. Yani 1 olsa zaten istediğin sayıyı yaz tepesine. Fark etmez. Her halükarda 1 yapar. Ama bu sayı 1 değil ve kuvvetini almışız 1 yapmış. Özel durum dediğimiz 0 olma durumu. Yani C'nin 0 olması gerekir burada. 10 üstü E eşittir 10.000 denilmiş. 10 ve kuvvetlerinde 0 sayısı bizim için önemli. Kaç tane 0'ınız varsa sizin kuvvetiniz odur anlamına gelir. Sayarsınız 1, 2, 3, 4 tane 0'ım var. O yüzden E yerine 4 yazmam gerekir. Buradaki hata genelde şu oluyor. 10 üstü diyoruz ya, sanki 10'daki 0'ı saymıyoruz da. İşte bunu saymıyorum. Geriye kalan 3 tane 10 üstü 3. Hayır. 10'daki 0'la dahil olmak üzere. Yani orada ne kadar 0 görüyorsanız hepsini saymak zorundasınız çocuklar. Ve ona göre de değerini vermek zorundasınız. Bir tane daha yapalım. 4 üzeri H demiş, 64 demiş. Şimdi 64'ü elde etmek için bu sefer 4'lerden kaç tane çarpacağım? Yani mantık olarak hiç değişmiyor. Hepsinde elde etmek için kaç defa çarpacağımı bulmaya çalışıyorum. 4 kere 4 16, 16 kere 4 de 64. Yani buraya ne gelmesi gerekiyor? 3 gelmesi gerekiyormuş. Geçiyorum. Bu üstü ifadelerin de değerlerini bulmamızı istemiş bizden. Buradaki değerleri bulurken de yine aynısını yapacağız. 1-2 tane de buradan yapalım. Mesela 0 üzeri 5. Ben bunu 5 defa yazmak zorunda mıyım? Hayır. Çünkü 0'ı zaten ne kadar yan yana yazarsanız yazın 1 için de geçerli. Bu değeri değişmeyecektir. O yüzden buna direkt 0 yazsanız da olur. Problem olmaz. Mesela 6 üzeri 1. Herhangi bir sayının birinci kuvveti kendisiydi. Mesela bu 120 de olabilir. Birinci kuvvetler her zaman kendisine eşitti. Dolayısıyla bunların hepsi ne yazıyorsa odur. 100 üzeri 0 denildiğinde sayının büyüklüğü beni hiç ilgilendirmiyor. Orada kullanılan sayının tepesinde 0'ı gördüğüm an 1'i yapıştırıyorum. Tabi 0 hariç demiştik. Bunu da es geçmeyelim. Yeterli. Bundan yeteri kadar örnek çözmüş olduk zaten. Bir de diğerlerine bakalım. Burada da benden ne istemiş? Hemen şöyle gelelim. Evet, burada da bu sefer tersten. Yani 256'yı elde etmişiz ama hangi sayının kuvvetlerini alarak elde etmişiz onu istiyor bizden. Burada tabii ki denememiz gerekiyor. Mesela 256 sayısı çift bir sayı olduğu için 2'nin bir kuvveti olma ihtimali var. Şöyle bakalım. 2'nin kuvvetlerini alırsam 2 kere 2 4. Çarparak devam ediyorum yani. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 ile çarptım 2 64. 64 ile çarptım 128. 128 ile çarptım 256. Oh be, bulduk. 256'yı bulduktan sonra sayıyorum kaç tane 2 kullanmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani bu aslında 2 üzeri 8'miş diyebiliriz.
Ama sadece 2'nin de olmayabilir. Yani bu sayı 4'ün de kuvveti olabilir. Neden? Çünkü 2'nin kuvveti ise 4'ünkünü de düşünebilirim. Hatta çift kuvveti ise 4'ün zaten kuvvetidir diyebiliriz. 4'ü kaç defa çarparsam? 4 tane 4'ü çarparsam da olur. Yani ben aslında 256 yerine 4 üzeri 4 şeklinde de yazabilirim. Böyle de bir şeyim var. 81'e bakalım. 81 de aynı şekilde. 81 aslında çarpım tablosunda biliyoruz. 9 kere 9 81. O zaman ben bunu 9'un karesi olarak düşünebilirim. 9'un karesi olarak düşünüyorsam 9 3'ün katı olduğu için 3'ün bir kuvveti olarak da düşünebilirim. Yani ben bu sayıları illa tek bir sayının kuvveti şeklinde yazmak zorunda değilim. Farklı sayıların kuvvetleri şeklinde de yazılabilir. Bunu o zaman 3'ün 4. kuvveti şeklinde de yazabiliriz. 144 sayısına baktığımda 144 sayısı hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen bir sayı olduğu için bu sayı da 12'nin karesidir. Bunları bölerek de aslında bulabiliriz. Yani 144'ü burada ben teker teker bölebilirim. 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36 şeklinde. Burada elde ettiğim sayıların üzerlerine bakarak da bu hangi sayının karesidir veya kuvvetidir şeklinde de yorumlayabiliriz. Peki geçelim. Son ifadede de burada bana bu sefer yan yana yazılmış sayıların adetlerini yazmış ve bana demiş ki bunları kuvvet olarak söyle. Aslında adetlerini yazması demek kuvvetini söylemek demek. Ona dikkat ettiğinizde 12 olduğunu görüyorum burada. O zaman 5 üzeri 12'dir bunun cevabı. 9 tane olduğunu söylüyor bana burada. O zaman 4 üzeri 9'dur bunun cevabı. 18 tane olduğunu söylüyor. 3 üzeri 18'dir ve son olarak da bu birlerin ne kadar olduğunun bir önemi yok. İsterseniz adetlere de bakabilirsiniz veya işte milyon tane yazsın fark etmiyor. Bir üssü burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O zaman bu bir üssü 7 olarak yazılabilir deriz. Evet, üstlü ifadelerde o zaman temel kriter neymiş? Yukarıdaki sayımız alttakine diyor ki geç bakayım sıraya diyor. Yan yana dizil bakayım diyor. Yan yana kaç tane dizilecek peki? Yukarıda ne yazıyorsa o kadar dizilecek ve biz bunları çarpacağız ve sonucu elde edeceğiz. Aman ha, asla tabanla kuvveti çarpmayın. O sadece 2 üzeri 2'de tutar. Diğer hiçbir şeyde tutmaz. O yüzden dikkatli olun diyoruz. Bu konuyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.